Ricardino'yu görmeye geldik. Ricardino ismini Fabio ona verdi. Si amore. Burada yoktu. Şu içeride normalde burada kalıyor. Shorts videosu olarak muhtemelen sizinle paylaşmışımdır. Burada olmadığı için şimdi de gölün diğer tarafına gideceğiz. Belki oradadır diye. Biraz yürüyüş de yapmış oluruz sen. Bakalım, bulmaya çalışıyoruz çünkü yemek getirdik ama bulamadık beyefendiye. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Gölün bu tarafında da bulamadık Ricardino'yu. Bilmiyorum nereye gittin ama biraz merak ettik. Çünkü burada hızlı bir tane yol var. Orada böyle işte karşıdan karşıya geçerken ölen hayvanlar oluyor. Tilki, köpek falan. Umarım öyle bir şey başına gelmemiştir diye düşünüyorum. Biraz arabada beklemeye karar verdik. Yani bir yarım saat, bir saat bekleriz. Gelirse yemek vereceğiz. Gelmezse artık bilmiyorum. Yarın sabah Fabio işe geldiğinde umarım burada bulur. Çünkü biraz korktuk açıkçası. Her geldiğimizde burada oluyordu. Biraz böyle bir endişelendik. Betül'e sabahları eğer böyle güzel bir kahvaltı yapıyorsa diye düşündüm. Bakalım. Çok uzun zaman oldu böyle oturup sizinle konuşmuyorum. Bu aralar biraz yoğun geçiyor. Böyle bölük pörçük bir şeyler çektim. Bu da galiba bir vlogun son kısmı olur diye düşünüyorum. Şimdi Betül'ün hediyesini hazırlayacağım arkadaşlar. Alırken birçok şeyi size çekemediğimi fark ettim. Şöyle bir göstermek istiyorum. Aldıkça böyle bir paketimin içerisine yerleştirdim. Asıl hediyem Tezenistan olduğu için ilk onu almıştım ve hani o şekilde geçti. Paketin içine atmış oldum. Şimdi şöyle bir başlayalım. İçine şöyle size göstereceğim. Bir şeyler var. Şöyle bir başlayalım arkadaşlar. İlk hediyem bu. Bu Tezenistan'a aldığım güzel bir pijama. Bunu açmayacağım tekrar çünkü hediye paketi zaten oradayken yaptırmıştım. Böyle çiçekli çok tatlı yazlık bir pijama aldım. Hani aklımda zaten böyle evde kullanabileceği bir şeyler olsun, daha çok kullanılıyor diye düşünüyordum ama pijamayı böyle görene kadar net de değildim. Görür görmez ah tamam bu dedim. Umarım çok beğenerek giyer diye düşünüyorum. Sonra arkadaşlar şöyle Kiko'dan bir ruj aldım. Yalnız bunu şu anda size rengini falan gösteremeyeceğim. İnternetten bulursam eğer mutlaka yazarım size. Kodunu da şöyle göstereyim. Çok tatlı bir renk. Ben bu serinin bir rengini kullanıyorum. Zaten çok kremsi bir ruj olduğu için bunu tercih ettim. Gerçekten böyle çok rahat, hani çok konforlu hissettiriyor dudakta. Sonra arkadaşlar ne çıkıyor? Şöyle bir tane saç bandı almıştım. Bu aslında şöyle oldu. Gezerken beğendiğim bir şeydi. Çok tatlı, çok canlı, böyle cıvıl cıvıl yazlık gibi geldi. Biraz da sanki böyle bana hani Betül'ü hatırlattı. Bazı objeler öyle olur, arkadaşlarınız sizi hatırlatır. Öyle olduğu için bunu da almak istedim. Sonra şöyle bir şey var. Bunu çok seviyorum. Böyle bir tane kase aldım. Ya çok tatlı bir kase. Bunu gerçekten bayıldım. Üzerinde Bevimi Realize Sony diyor. Yani beni hiç
rüyalarını gerçekleştireceğim gibi bir anlamı var. Aslında bu cornflakes için bir kahvaltı kasesi arkadaşlar. İçerisinde işte sütünüzü, kahvenizi karıştırıp cornflakesinizi koyabileceğiniz. Üzerinde bu şekilde yazması da benim çok hoşuma gitti. Gerçekten güzel olduğunu düşündüm. Sade hoş, bir de böyle zaten İtalyanca yazılı bir şeyler göndermek istiyordum. O yüzden harika olduğunu düşünüyorum. Hani İtalya'dan gittiği paketin belli oluyor bu şekilde diye düşünüyorum. Şimdi diğer bir hediyeme geçiyorum. Haram. Bu hediyeyi ben hazırladım. Tabii ki paketi değil. Ya şöyle bir tane güzel çay için kutu aldım, tamam mı? Bu kutuyu gerçekten çok beğeniyorum. İçerisine de kendim böyle içerken hani daha çok kullandığım, içtiğim ve böyle o içimini sevdiğim çaylardan koydum. Şöyle açacağım size. Böyle çaylar hazırladım arkadaşlar. İlk çayımız şöyle vanilyalı kakao ve lampone. Bu gerçekten sütle de kullanılabilen bir çay olduğu için bunu koymayı tercih ettim. Bunu beğeniyorum ve değişik bir deneyim yaşayabilir. Sonra bir de şöyle kuru meyveli, işte içerisinde fındık falan tadı olan bir tane çay koydum. Bu da değişik bir çay olduğu için koydum. Bir de klasik çaylardan bir tane kamomila. Hani papatya çayı. Ve bu şekilde bir çay kutum var. Sonra ne kaldı? Sanki bir şey... Ha, çikolatalar kaldı. Tadam. Şöyle bir tane çikolata aldım arkadaşlar. Bu çikolata Flying Tiger'dan aldım. Ben daha önce sormuştum Almanya'da Flying Tiger var mı diye, ona yok demişti. O yüzden her sene mutlaka oradan bir şeyler eklemeye çalışıyorum. Bu sene de böyle bir çikolata olsun dedim. İçindekini ben de çok merak ediyorum. I love you more than chocolate. Seni çikolatadan daha çok seviyorum yazıyor. Acaba içindeki de mi bu formda bilmiyorum. Betül açınca paketi bana bir fotoğrafını gönderir misin? Meraktan çatlayacağım. Böyle güzel bir çikolata paketi arkadaşlar. Bence doğum günü paketinin içerisinde böyle hoşluk olur diye düşündüm. Bir de onun dışında yani ben Betül'ün spor yaptığını da bildiğim için biraz böyle hani sport olan bir çikolata, spor yapanların yediği bir çikolata şekli olan şöyle fındıklı bir çikolata var. Ben de tüketiyorum. Gerçekten tatlı ve hani pişmanlığım azalıyor. Üzerinde spor yazdığı için galiba. Böyle iki bardağı ondan koydum. Ve böylece hediyelerim tamamlanmış oldu. Şimdi paketine koyacağım. Ve postalamaya gidiyorum. Güzel oldu diye düşünüyorum. Umarım o da beğenir. Bu arada onun paketi de bana ulaştığında büyük ihtimalle canlı yayında, eğer o gün müsaitsem canlı yayında size göstermek istiyorum. Muhtemelen bu video daha sonra gelir. O yüzden çok büyük, bu bilgi çok işinize yaramayabilir ama eğer daha önce geliyorsa canlı yayın bildirimlerini açmak için mutlaka böyle bir kanala uğrayıp o bildirimleri açın, unutmayın. Şimdilik bu kadar yani. Ben bir paket yapayım arkadaşlar. Ve bunları postalayayım. Bu arada hala beni takip etmiyorsanız, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Şu an böyle bir minik bir şey aşamasındayım. Böyle bir koşuşturma aşamasındayım. İşte yazdığım bazı şeyler var ve bu yazma sürecini aslında bitirdim gibi. Bitirmedim ama bitiriyorum gibi. Oralar o kadar çok yoğun geçti ki biraz burayı boşladım gibi oldu. Ama gelişmeleri takip etmek için her zaman burayı boş bırakmamaya çalışıyorum. Siz de o yüzden kanalımı boş bırakmayın. Videolarımı izleyin, yorumlar yapın, beni takip edin. Anlaştık mı? Hepinizi öpüyorum. Diğer bir videoda görüşmek üzere.